aşireti tarafından çiğnendi, önemsemediler. Daha düne kadar Türk dış politikasının en önemli direnci olan, Türkiye'ye sınırı olan bir Kürt devleti kurulamaz tezini, bir paspas gibi Barzani ve Talabani'nin ayakları altına serdiler. Ülke bütünlüğümüzü ileride tehdit edeceği belli olan bir peşmerge devletinin, burnumuzun dibinde kurulmasını umursamazca seyrettiler. İşte bugün o aşiret reisleri, kırmızı Türk pasaportuyla dolaştığı günleri unutup, Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit etmeye başladılar. Türkiye Kuzey Irak'a müdahale ederse, biz de Türkiye'nin güneyine müdahale ederiz. Türkiye sınır ötesi bir harekatta bulunursa, karşısında Irak ordusunu bulur. Bütün bu tehditlere, AKP iktidarı ve onun Kasımpaşalı afili delikanlısı başbakan ne dedi dersiniz? Tabii ki hiçbir şey. Onlar bir şey diyemiyorlardı, çünkü hükümet olarak ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlardı, bilmek de istemiyorlardı. Gerekiyorsa Kandil Dağı'nda bir gece görünmekte yarar vardır. Ama onların kaçtığı gerçeği Milliyetçi Hareket Partisi lideri Doktor Devlet Bahçeli biliyordu. Türkiye bugüne kadar Irak'a ve Kandil'e müdahale için diplomasinin icablarını yapmak ve koordinatörle çözmek adına yeteri kadar oyalanmıştır. Artık hükümet yorgunluk, kısırıklık, atalet ve korku üzerinden atmalı. Türkiye büyük devlet olmanın gereklerini derhal yerine getirmelidir. Terör, Kerkük ve Türkmen konusunun kesin çözümü için acilen radikal tedbirler almanın, askeri güç kullanımının zamanı gelmiştir. Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarından anlaşılmaktadır ki, ordumuzun bu hareket için hazırlığı tamdır, gerekli görmektedir ve isteklidir. AKP için artık mazeret kalmamıştır. AKP'nin elinde yeterli çoğunluk vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplanmalı, yeri, zamanı ve kapsamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inisiyatif ve uhdesinde kalmak üzere Irak'a sınır ötesi müdahale izni verilmelidir. Türk milleti büyük millettir, kudretlidir, muktedirdir. Türk milleti milli bir ruhla ayağa kalkmaya ve tarih yazmaya hazırdır. Peşmergelere ve bölücülere hak ettiği cevabı vermeye kararlıdır. AKP zihniyetine buradan çağrıda bulunuyorum. Yeter milletimize daha fazla engel olmayın. Tezkereyi çıkartın, Mehmetçiğin önünden çekilin. Terör her gün Kandil Dağı'ndan gelip masum insanların canını almaya, ocak söndürmeye devam etse de, Irak'ın kuzeyinden her gün densiz demeçler alınsa da, AKP hükümetinin vurdum duymazlığı devam ediyor. Uluslararası platformda ya da ulusal çerçevede bir şey yapmaya niyetleri yok. Yaptıkları tek şey üzüntülerini belirtmek. İktidar kendi yapamadığı gibi başkalarına da yaptırmamıştır. Çünkü dış politikalarında hiçbir zaman Irak'ın kuzeyi, Kerkük ve Musul yer almamıştır. Onlar hep Brüksel'e bakarak saf tutmuşlardır. Bu gafletten cesaret alan Mesut Barzani'nin "AKP hükümeti bizim için en uygun hükümettir" cümleleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin düştüğü içler acısı durumun en iyi örneğidir. Dış politikadaki bu aymazlık ve onursuzluk,
Türkiye üzerine oynanan senaryonun son perdesine gelindiğini göstermektedir. Son perdede ise artık her şey açıktır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları da tartışmalı hale getirilmektedir. Müttefiki olduğumuz kuruluşların oluşturduğu haritalar değişik üsluplarla önümüze sunulmakta, zihinsel altyapı hazırlanmaktadır. İşte AKP'nin iktidara getiriliş hikayesinin gerçek sebebi bu haritadır. Küresel değil, lokal ölçekli bir Türkiye. Bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye. Ekonomik olarak dışa bağımlı hale getirilmiş bir Türkiye ve huzuru kalmamış, yılgın bir Türkiye. Küresel güçlerin görmek istedikleri, yaratmak istedikleri Türkiye, işte böyle bu haritaya sıkışıp kalmış bir Türkiye'dir. 22 Temmuz 2007 seçimi sonrası, oyunun bu son perdesi oynanacak ve AKP'ye senaryo tamamlatılmak istenecektir. İşte 22 Temmuz 2007, bu oyunun bozulma ve yeniden diriliş tarihi olacaktır. Türk milletine bu senaryoyu layık görenlerin sandıkta boğulduğu, sömürülen umutların, inançların hesabının sorulduğu, milletin oylarıyla milletin iktidarının kurulduğu tarih olacaktır. Sokaklarda korkusuzca yaşamak için, alın terinin karşılığını Türk lirası olarak alabilmek için, Anadolu'nun bütün kültür renkleriyle Cumhuriyet çatısı altında kardeşçe yaşayabilmek için 22 Temmuz 2007'de oyunu Milliyetçi Hareket Partisi'ne kullan ve oyunu boz. Oyun bozulacak, Milliyetçi Hareket Partisi ile milletin iktidarı kurulacak ve tarih yeniden yazılacak. Haydi şimdi Türkiye, bas mühürünü sevgiye, gel devlet bahçeliye, boşalım ileriye. Haydi şimdi Türkiye, bas mühürünü sevgiye, gel devlet bahçeliye, boşalım ileriye.